4 milyon efendi hastalarımız cenazesine katılan her kimse birbirini Allah için seven insanlar. Aha ondan evvel, ondan sonraki gün belki 100, belki 50, belki 1000 tane LGBT toplandı. Hepsi polise saldırdı. Biz niye saldırmadık ya? Biz niye haddimizi aşmadık? Çünkü biz Kur'an'ın edebiyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem edebiyle edeplenen bir şeyhin müritleriyiz. Biz dükkan yıkmak bilmeyiz. Biz otobüs yakmak bilmeyiz. Biz insanların ırzına geçmeyiz. Biz öyle bir yoldan geliyoruz ki kalp kırmanın Kabe'yi yıkmak gibi olduğuna inanan Müslümanlarız. Biz sessiz gibi gözükürüz. Biz sokağa çıkmaz gibi gözükürüz. Ama biz sessizce gemi yürüten Fatih'in torunlarıyız. Sen bizi iyi tanı. Tanımadığın için kafana göre at koşturuyorsun. Aslanım biz gece vakti gemi yürütmüşüz. Sen ne anlatıyorsun ya? Sana bu ülkeyi bırakır mıyız? İki tane çapulcuya. Kendini aşmayacaksın. Haddini bileceksin. Herkes haddini bilecek. Bu onlar için de geçerli. Bu camia içerisinde ben şu şeyhi kabul etmiyorum. Bu cemaat alır, Kafasına göre gider. Herkes şey olmuş bilmem ne. Bu söylemler de aynı şeye dahil olur. Bu ülkede, bu cemaatte biz kimsenin fitne çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Allah fitne çıkarmak isteyenlerin evlerini fitnelendirsin. Amin. Bu şakası yok. 4 milyon orada da arkada kaç kişi var? 10 milyon kişiyiz. Ama elhamdülillah biz ne polisle kavga ettik. Ettik mi? Etmedik. Otur dediler oturduk. Kalk dediler kalktık. Ki biz girişte çok izdiham oldu. Bizim boyacı boyacı kapısı mıydı? Herhalde boyacı kapı. Oradan girerken. Birkaç kişi böyle polisle ya bizi ne aç olan Herkes, herkes sus. Efendi hastalığının efendim cenazesine, efendi hastalığının o mübarek bıraktığı mirasa laf getirme. Herkes birbirini uyarıyor. Bak biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Biz devlet nedir biliyoruz. Vatan nedir biliyoruz. Biz bunun için yaşıyoruz. Ama adam ondan sonra Taksim'de bir yürüyüş yapmaya çalıştılar. Ortalık kıyamet. Ondan sonra kalkıp diyeceksin ki bize bunlar şirket olmuş. He he. Bunlar efendim kafalarına göre iş yapıyorlar. Bizim arkadaşa yazdırdım. Hani bugün ne konuşulabilir diye. O İsmail Saymaz hadsiz hadsiz konuşuyor. Fakat insanlar bizi yanlış tanıyor. Yani biz arkadaşlar öyle bir cemaatiz ki ben farklı cemaatler içinde de kaldım. Burada isim vermek istemiyorum. Beyaz takke takıyorsun. Diyor ki yeşil takmışsın. Çıkartacaksın. Beyaz takacaksın. Sembolcu cemaatler var böyle. Yaşadık biz bunu. Neden sakal bırakmıyorum? Hayır sakal bırakamazsın. Neden? İslam'ı yaslamazsın. Benden başkasına ihale vermem. Ben bu cemaatler içinde kaldım. FETÖ'yü söylemiyorum. Ben kimi kastettiğimi siz benden iyi anlıyorsunuz. Bunları yaşadık. Biz böyle bir cemaat değiliz. Herkes ne diyor? Bunlar diyor devlete hiç giremiyorlar diyor. E giremeyiz tabii. Bizim işimiz bu. Bizim efendi hazislerimiz Süleyman Demirel'e bile Nazmiye Çarşaf'a gitsin sana oy vereyim dedi yani. Daha ne desin ya? Daha ne diyebilir yani? Daha nasıl en yapabilir? Sövmemiş, dövmemiş. Kripto adamlar yetiştirmemiş. Paralel adamlar sokmamış. Ve kimseye de baskıcı asla baskıcı değil. İlla böyle olacaksınız. Bu kalıba gireceksiniz. Bu kalıptan çıkmayacaksınız. Bunlar zannediyor ki, bizim medreselere bir çocuk giriyor, sonra biz onu peşin hiç bırakmıyoruz. Böyle onu sömürmeye çalışıyoruz yani. Ulan inşallah medreseye girdi çıktı da, inşallah mühendis falan olur. Bayağı da para kazanır. Bundan da bir zekat indiririz aşağı falan. Böyle bir derdimiz yok ya. Kimseyi böyle takip... İsmail Adın. Bizim merkezimiz belki İsmaila Ama bir sürü dernek medrese var. Bizim medresede okuyan... Efendim şahısları bizim cemaatimizin merkezi bilmiyor ki kim geldi kim gitti var mı öyle bir şey İsim alıyor mu bizden liste alıyor mu kim geliyor kim gidiyor anası nerede babası nerede efendim azınlık kadınların efendim üniversiteye gitmesine karşı şey. ne kadının erkeklerine karşı bunlar böyle lanse ediyorlar niye biliyor musun bak bu oyuna gelmeyin böyle anlatın hocam halk TV izleyen insanlar var var mı yok mu var senden benden bile insanlar izliyor mu ben bile izliyorum ya acaba ne anlatıyorlar diye ya. Bir şeyler bilmesek bizi de kandıracaklar yani. Ama burada söyledim. Bunların maskesi düşmez. Ne yaparlarsa yapsınlar düşmez. Düşmez. Kudurdular, kudurdular. Bunlar kim? Nereden çıktı bunlar? O ekşi sözlükte biz söylüyoruz. Böyle layık bir devlette bunları görmek beni hayal kırıklığına uğrattı diyor. Sanki çıktık da layıklığı indireceğiz yani. Yok öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Sessiz devrim diyorsun ya. İsteyen istediğini yapıyor. Şimdi öyle korktular. Nasıl? Dediler ki ulan 4 milyon insan. Bu sefer işi bilmeyen adam da meraklandı. Meraklanmadı mı? Kim bu Mahmut Efendi Hazretleri ya? 4 milyon kişi gelmiş. Aha. Bir de baktık yolda 16 yaşında bir çocuk. Babama dedi ki. Ya dedi Hacı abi ben Sultan Bey'le gideceğim. Beni bir yere kadar atar mısın? E atarız tamam. Sen niye geldin? Bilmiyorum dedi. Televizyonda gördüm. Efendi Hazretleri vefat etmiş. Kalktım geldim dedi. Demedi mi? Görmüş gelmiş ya. Meraklanmış. Acaba bu efendi hastalığı kim? Bak gelmiş. Bunlar şimdi buna kuduruyor. 4 milyon insan gelmiş. Mitingden fazla.